Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Hel tahsul lena nef'atun min emvati fi dünya em la? Dünyada bizim için ölülerden bir fayda var mıdır? Soru bu, cevap. Naam, el meyyitu yenfe'ul hayye. Ölü diriye fayda verir. Neden? Çünkü fakat sebete ennehum yed'ûne lil ahya ve yeşfe'ûne lehum. Onlar hakkında, onların yani bizim hakkımızda, diriler hakkında dua ettiği ve şefaatçi olduklarına dair haberler vardı oldu. Peki bu hususta med delil ala husulü nef'i lil ahya minel enbat. Dirilerin ölülerden faydalandığına dair delil nedir? Cevap. Et delil ala zâke mâ revâl İmam Ahmed an Enes'in radıyallahu İmam Ahmed'in Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiği şeydir. Kâle Enes radıyallahu anh diyor ki Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne amâleküm tuğrazu aleyye alâ akâribiküm. İnne amâleküm amelleriniz, ibadetleriniz, işleriniz tuğradu alâ akâribiküm ve aşâirüküm. Akrabalarınıza ve aşiretlerinize arz edilir. Ve imkanı hayran, eğer hayırlıysa amelleriniz, istemşiru, bununla müjdelenirler. Ve imkanı gayrı zalk, hayırlı değilse, yanlış, noksan, kusurluysa, kalu derler o ölüler. Allahümme la tümittuhum, Allahümme la tümittuhum, Allah'ım onları öldürme, hatta tehdihim, hidayet edene kadar. Kema heddeytena, bizi hidayet ettiği gibi, onları da hidayet edene kadar bu halde öldürme diye, onların zararlı, kötü durumlar hakkında dua ederler. Bezzar Say isnadlı An İbni Mesud radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu öğretti. Hayati hayrlüküm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki benim hayatım sizin için hayırlıdır. Tehtüsüne sorarsınız ve tehtüsüleküm size söylenir yani. Haber verir. Ve vefati vefatım ölümüm de hayrlüküm sizin de hayırlıdır. Doğrazu aleyhi amalüküm amalüküm amelleriniz bana arz olunur. Gösterilir. Ama arayetim min hayrin, hayır gördüğüm şeyler hakkında hamidullah, Allah'a hamd ederim. Şükür ederim. Ama arayetim min şerrin, şer görürsem, bozuk kötü görürsem amelinizi, estağfirtu leküm. Sizin için Allah'tan mağfiret dilerim. Alimler diyor ki işte, ve eyyü menfaatin azam min istiğfari sallallahu aleyhi ve sellem'in istiğfarından, mağfiret talep etmesinden daha büyük menfaat var mıdır yani? Hangi menfaat olabilir? Yine yoraz aleyhi amelizm nesi min ümmeti ümmetinden kötü işlenir amelleri ona arz edildiği zaman ümmeti için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in istiğfarından daha büyük bir nimet, menfaat nerede olacak? Bazı muhakkıklar diyorlar ki ve min azami delili ala nefaatil enbaat lillahiyya ölülerin diriler için fayda vermesinin en büyük delillerinden bir tanesi de mabaka li seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselam için vak olan şeydir. Levletel İsra, İsra gecesi. Yine furz aleyhi hamsine salah. Onun üzerine 50 namaz, 50 vakit namaz farz edilince Eşari aleyhi Nebiyyallah Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam da bu meseleyi meşhur etti. Sonunda ben yuraci Rabbehu Musa Aleyhisselam dedi ki Rabbine dön ve eselehu tahfifi ondan hafifletmesini iste diye Efendimiz Aleyhisselam'a böyle meşhur etti. Ama burada zaci fis sahih sahih duayette bu geldi. Ve Seyyiduna Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, kad mate, vefat etmişti vakti zamanında. Ve sair ümmetil Muhammediye ila yevmil kıyamet, diğer kıyamete kadar gelen bütün ümmet Muhammed, fi bereketihi, onun bereketiyle ispat etmiştir. Haysu vaka anuhum et tahfifu min hamsine salâ. Ümmet için 50 vakit namaz hafifletildi ila hamsi salavat. 5 vakte indirildi. Ve vasıtatihi aleyhisselam, Musa Aleyhisselam vasıtasıyla. Ve tilke min azamil menafi ve ezellül fevaid. İşte bak bu menfaatlerin en büyüğü ve faydaların en yücesidir. Ve alem bil ki enne ma tekattemel la yunafi kavlehu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu geride anlattıklarımız demek ki ölülerin bizim için menfaatli durumları oluyor. Bize faydası oluyor. Ama şu hadis-i şerif var. İza mate bin Adem, Ademoğlu ölünce in kat'a ameluhu, ameli kesilir. İlla min selasin, üç kişi hariç. O neydi? Ameli salih evlat yetiştiren. Sadaka cariye yapan ve ilim, kitap, din ilimleri tedbir edip onları insanlara öğreten. Demek ki
Bunlar hariç diğerlerinin ameli kesiliyor. Bu hadis-i şeriften murat nedir? Benim murada buradan murat inkata amelu li nefsi. Kendi nefsinin ameli kesilir. Ta artık kendisi dünyadan göçtüğü için bir amel işleyemez. Yani amelü teklif ellezî yuzadu bihi sevap. Yani kendisinin sevap kazanacağı teklif amelleri biter. Ve lezî yankatu bilmet. Ölünce değil mi? Namaz, niyaz, ibadetleri biter. Ve ma'ameluhu ligâri başkası için amelleri ise keduâhi onlara dua etmesi ve istiğfârihi onlar için istiğfar etmesi yani ahya diriler için istiğfar duası resi bir hadisi ma'edülle ale kıtâhi. Bunların kesildiğine dair hadis-i şerifte bir delil yoktur. Belkât sebeti bekâhu bâdel mevtü kemâ sebeti geri geçtiği hadise göre geri getirdiğimiz rivayetlere göre ölülerin hayatta onlar için demek duası, istiğfarı vardır. Bu hadis-i şerif ölenlerin dünyadaki amellerinin kesildiğini, artık kendi ameliyle, kendi çalışmasıyla bir şey elde edemeyeceği hakkındadır. Ama yapmış olduğu sadaka cariye veya başkasının gönderdiği sevaplar onun amel defteri yazılır. Başkasının için olan istiğfarı ise, duası ise bu hadis-i şerifte engellenmiş değildir. Oradaki engellenen ameller teklifi amellerdir. Yani kulluk vasfıdır. Dolayısıyla bu hadis-i şerifle kabirdekilerin bizim için duası ve istiğfarı hakkında bir engel yoktur. Bunun tersine düşünürsek, hayatta olanların ölüler için yapmış olduğu sadakalarda, dualarda, hayırlarda ölüye faydası da vardır. Bu konuya geleceğiz inşallah. Yer gelmiş onu söyleyelim. Çünkü hadis-i şerifte dünyadakilerin, ölünün yakınlarının, arkadaşlarının, evladının ölüye bir duası, bir sadakası, onun için istiğfarı, ölü için dünyanın içindeki bütün nimetlerden daha hayırlıdır diyor. Ölü boğulan gibidir. Garip yani boğulan gibidir. Arkadaşından, akrabasından, hanımından, evladından bir dua bekler. Bir imdat bekler. O dua, o sevap ona gelince dünyanın içindeki bütün nimetlerden daha onun için sevimli olur. Dolayısıyla irtibat devam eder. Ama alem değişikliği vardır. O beden ile alakalı olan durumlar engellenmiştir. Ama manevi olarak Cenab-ı Hak dilerse haberdar eder. Bunlar malum konulardır. Kabir alemi ayrı bir alemdir. Berzah alemi diyoruz. Dünyaya bir yönü benzer, bir yönü ahirete benzer. Geçiş deniyor ona. Elhamdülillah.